Evet gençler, hazır demir çelik grafiklerine bakmışken Kardemir D'nin grafiğini de güncelleyelim. En son 29-30 lira civarı bir beklentimiz vardı son çalışmamızda. O son çalışmamızdaki beklentimiz fazlasıyla gerçekleşti. Kaç görülmüş? Bakalım 33-14 görülmüş. Beklentimiz fazlasıyla gerçekleşmişti. Şimdi hazır düzeltmişken ve kırmızı göstergemiz aşırı satım bölgesindeyken dikkat edersek bu kırmızı göstergemiz bu şekilde aşırı satım bölgesinde olduğunda ve mavi öncü göstergemiz de yukarı doğru toparlanarak hissenin güçlendiğini gösteriyor. Dolayısıyla mavi bozulmazsa kırmızı da yavaştan dönmesi gerekir. Şu bölgede olduğu gibi. Bakın burada da önce mavi gösterge yukarı gidiyor, sonra kırmızı dönmüş. Şimdi mavinin yukarı doğru toparlanması olumlu. Bir aksilik olmazsa kırmızı da önümüzdeki günlerde yukarı kesmesi gerekir. 10 Kasım 2023 Kardemir'de kapanış değeri 25 lira 26 kuruş. Evet, o gösterge boyutundaki durumu belirttik. Önce zarar kes seviyesine bakalım. 25-26 kapanış demiştik. Zarar kes seviyesi olarak 24 lira 50 kuruş seviyesi alınabilir. 24 lira 50 kuruş zarar kes seviyesi altında diğer destek seviyesi 22 lira 50 kuruş olur. 22 lira 50 kuruş da diğer aşağıdaki destek seviyemiz. Olumlu hareketler görülürse kısa vadede 26.40 direnci önemli. 26.40 direncinin geçilmesi durumunda ise yine şu bölgede son çalışan makas direncimize bakalım. Zamansal kaybımızı yaptığımızda bu arada temettü 28 Kasım'da hisse başına 9 lira 86 kuruş 9 kuruş 9,86 kuruş temettü ödemesi var Kardemir'in. Yani 2 hafta sonra falan yaklaşık. Dolayısıyla belirteceğimiz teknik seviyeler bu temettü miktarı kadar düşülmeli temettü sonrasında. 9 lira 9 kuruş 86 9,86 kuruş. Yani kabaca 10 kuruş diyebiliriz. Şimdi olumlu hareketler görülecek olursa güncel durumda makas direnç seviyemiz yani 26.40 direnci geçilirse yeni makas direnci seviyemiz 35 lira 7 kuruş olur. 26.40 hacimli geçilirse orta ve uzun vadede 35 lira 7 kuruş makas direnç seviyemiz olur. Eğer temettü sonrası da bu makas direncimiz 34 lira 97 kuruş. Yani kabaca 35 lira önümüzdeki süreçte makas direnç seviyesi olarak izlenebilir. Çelik fiyatlarıyla Kardemir'i kıyaslayacak olursak Ereğli'de yaptığımız gibi evet baktığımızda sarı olan çelik fiyatları biraz daha işte krem rengi gibi olan da Kardemir'de fiyatı evet düzeltirken aynı beraber düzeltmişler. Çelik fiyatları biraz daha son 10 günde yukarı hareketine devam etti ama
Kardemir'de henüz çeli fiyatına eşlik etmedi son 10 günde. Diğer günler ettiğine göre bu önümüzdeki günlerde Kardemir'in çelik fiyatlarına uyuması beklenebilir. Evet, takas görünüme bakacak olursak son bir hafta 10 günde malum yabancı endeksteki düzeltmeye paralel belirgin yabancı satışı görülüyor. Takas grafiğimizde son işlem günü araç kurum dağılımına bakalım. Evet, %7 ilk 5 kurum satıcılık kapatmış. Satım tarafında yatırım finansman, deniz yatırım 5. sırada da Bankof var. Alım tarafında 466 bin notta Yap Kredi, 2. sırada TEP ve 3. sırada QNB var. Yani biraz satıcılık kapamış son işlem gününü. Takas tablosuna baktığımızda evet, verinin gelmesini bekliyoruz. Geldi. Günlük takas belirgin şekilde Citibank yabancı satışıyla satıcılı. Alım tarafında yatırım finansmanı var. Haftalık takas yine 13'e 8 milyon satıcılı. Aylık takasa baktığımızda ise 19,9 milyona 22,9 milyon lot ile aylık takasta alıcılar daha güçlü ve 6 milyon lotla Citibank yabancı alım tarafında. Birinci sırada Deniz Yatırım var 9,5 milyon lotla. Yani özetle aylık takas olumlu olsa da henüz günlük ve haftalık takasta olumluya dönülmedi. Yine toplam takasın %59,48'i ilk 5 kuruma ait. Eğer pozitif fiyatlar görülecek olursa günlük ve haftalık takasta da olumluya dönüş bekleyebiliriz. Evet, Kardemir'de için de bu kadar gençler. Her şey gönlünüzce olsun. İyi hafta sonları.